Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tegir FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah siz kıymetli dinleyenlerime faydalı, hayırlı bilgiler vermek istiyorum. Doğru olduğuna inanmadığım şeyleri bu mikrofondan sizlere sunmadım şimdiye kadar. Bu söylediklerim elimdeki vesikalara, belgelere göre doğru olduğuna inandığım bilgilerdir. Nasıl karşılarlarsa karşılarlar. Diyeceksiniz ki her doğru her yerde söylenmez. O da doğru. Ama bizim bu doğruları bugün söyleyemezsek yarın gene bu anlattıklarımıza benzer hadiseleri biz karşı karşıya gelmesek bile bizim torunlarımız gelebilirler. Bu haksızlıklara uğrayabilirler. Yıllardır devletin okul sıralarında birçok bilgileri almaya çalıştık. Aldığımız bu bilgiler içerisinde elbette ki her derse göre tarih olsun, fizik, kimya olsun, efendim, Türkçe, dil bilgisi, işte din ve ahlak falan. Biz o din ve ahlak dersine yetişemedik. O sonradan getirildi, kondu. Bunları okuduk ama bize o öğretilen bilgilerin kitabi vesikalarına fazla rastlayamadık. İndiği kişinin kendi düşüncelerine göre değerlendirerek öğrencinin neleri öğrenmesi gerektiği, öğrencilerin hangi istikamette yetişmesi gerektiği telaşı içinde kitaplara bu bilgileri koymuşlar. Öğretmenler de bunları müfredat programına alın, öğretin demişler. Peki, hakikat ve doğruları niye tam öğrenemedik? Tabii oraya gelen kimse bir lokantaya aç olarak gelip aman bir sıcak çorba içeyim, iki lokma bir şey yiyeyim diyen insana benzer okula gelen öğrencinin vaziyeti. Evet, bir şeyler öğrenmeye kalktık. Mesela dediler ki, güneş girmeyen eve doktor girer. Allah Allah. Zihnime bu kakıldı kaldı. Güneş girmeyen eve doktor girer. Bizim evimizin yarısına güneş girmiyordu. Hiç girmiyordu. Ahır sekisi dediğimiz yerin penceresi tepedendi. Orada da güneş girmiyordu. Penceresi de küçücüktü. Bir tarafında hayvanlar yemliklere bağlanmış, bir tarafında da yarım metre kadar zemini yükseltilmiş olan insanların oturacağı, bilhassa çocukların böyle ayaklarını sallayacakları tandır olan yerdi, ahır sekisi. Şimdi ben bunu okulda okudum, güneş girmeyen eve doktor girer.
Bizim eve de hiç doktor girmedi. Hiç. Benim okuduğum sıralar bizim eve hiç doktor girmedi. Ta ki askeri liseye gelinceye kadar. Ha baktım. Allah Allah. Askeri lisenin, Kuleli Askeri Lisesi'nin pencereleri ta 1800 yıllarda yapılmış. Kuleli kışlası olan yer. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da kendi devrinde 1500'lü yılların yarısında efendim neredeyse oralarda köşkleri varmış. Ondan 300 sene sonra yapılan kışla devasa pencereleri var. Pencerelerden güneşler adam boyu giriyor. Duvar kalınlığı orada bayağı yani pencerenin önündeki o boşluk, binanın içindeki olan boşluk, rahat 3-4 kişi otururdu oraya. Biz de tabii mescidimiz falan olmadığı için öyle bir şeye ihtiyaç duyulmamış. Namaz kılacağımız yer yok. Bilhassa böyle lavabolara yakın yerdeki pencerelerin içi biraz daha genişti. Duvara biraz daha geniş yapılmış. Köşegende durunca kıbleyi tutuyordu. Çıkardık orada her pencerede bir arkadaşımız kuşların tünemesi gibi çıkardık namaz kılardık. Ve nöbetçi subaylarımız da gezerlerken ah ah derlerdi herhalde ki bizleri böyle daha başka bir zamanda başka bir yerde gördüklerinde din diyanet hususunda acayip ters şeyler söylerlerdi. E peki buraya doktor? Evet doktor girmiyordu. Gençtik zaten herkes orada. Yani motor neredeyse 0 kilometre gibi. Sen Anadolu'daki insana bu dersleri okuturken o insan ne olsun diye okuttun? Güneş girmeyen eve doktor girer. Bizim memleketimizde öyle. Başka yerlerde, aynı memleketimizde, kaya şehirlerin olduğu yerler, yeraltı şehirlerin olduğu yerler, oralarda oturan insanlar vardı. Güneşi ancak mağaranın kapısından görürdü. Peki bunu bana niye okuttunuz? Ben hala çözmüş değilim. Efendim, böyle kimyacıların söyleyecekleri, fizikçilerin söyleyecekleri şeyleri ezberlettiler. Hiçbir şey yoktan var olamaz. Allah Allah. Garip garip şeyler öğrendik. Öğretmeye çalıştılar. Keşke bugün benim sizlerle paylaştığım bilgileri o zamandan alabilseydik. Belki Türkiye bugünkü yakaladığı teknolojik gelişmeyi bundan 70 sene önce yakaladı. Yani bir ölçüde, bir ayarda fabrikasyon olarak insan yetiştirilmez. İnsanın manevi tarafını göz önüne almak lazım. Meğer Avrupa medeniyeti, Avrupa medeniyeti diye bize söyledikleri de ya ne bu Avrupa medeniyeti, ya işte onların evlerine güneş giriyor. Gidin bakın 250 senelik Belçika'daki, Şarlova'daki, efendim Brüksel'deki tarihi evlere güneş girmiyor ki. Çatı katları iki kat yüksekliğinde daracık bir yer.
Bodrum'dan farkı yok ki. Evet, güneş yakın ama güneş girmiyor. Şimdi işte o dönemlerde, bizden önceki dönemlerde, Türkiye'de bir Osmanlı Devleti zamanında bir Robert Kolej kuruldu. Bundan önceki haftada buranın kurucusu, ilk çalıştıranı Cyrus Hamlin, efendim, Robert Kolej'in müdürü uzun senelere kalmış. Hiç Türk çocuğu okutmadılar. Ya iyi işte, Avrupalı eğitim yapacaksınız. Bak, Bulgar çocuğu alıyorsun, Ermeni çocuğu alıyorsun. İstanbul'da kız okuluna bazı onlarla teşne olan devlet adamları kızlarını okula gece bırakırlar, gece alırlardı. Kimse görmeden burada kaçak okutalım diye Üsküdar Kız Koleji. Kendi ülkemde ya. Kendi ülkemde devletin bir makamına gelmişim. Ben ülkede bu çocuğumu kaçak olarak gizlice gönderiyorum. Efendim işte gericilerden korkuyor. Yok canım, ondan değil. Adamlar almıyoruz diyorlar. Ama size yaparız bir şey abi diyorlar. Çünkü siz bizim bu koleji açmamıza yardımcı oldunuz. Ama yani sıradan halk da gelip de vay bunlar pazar günü ait bilmem ne koğuşta ilahiler söyletiyorlar diye hamlık ederler. Sizin çocuklarınız kültürlü, onlar bunları kabul ederler diyerek halkımızdan bu imkanı esirgediler kendilerince. Kendilerince güya bir imkan vereceklerdi. Batı o günden bugüne hiç değişmedi efendim. Şimdi bu Hamlin Nişan Garabetyan adlı bir Ermeni ile görüşmesini anlatıyor. Kolej müdürü diyor ki, Nişan'a dedim ki, Garabetyan'a, sizin halkınız Rus himayesini niye istemiyor? Ermeniler Rus'un boyunduruğunda diyelim, hani Osmanlı'nın boyunduruğunda diyorlardı ya, boyunduruk öküze vurulan, işte çift sürerken pulluğu çekebilmesi için tabanı tabanlama yapılır böyle, tapanlama daha doğrusu. Tapanlama yaparken, tapan kalasını çekerken boyundurağa koşulur, kaneye koşulurken boyundurağa girer. Niye Rus idaresini istemiyorsunuz diye sordum diyor. Amerikalı bir Amerikan protestanı. Tabii hem de misyonerin koyusu. Koyusu. Misyoner olmayan öğretmenler yoktu. Hepsi misyonerdi. Tevfik Hürket vardı. O da işte Türk insanı itimat etsin diye onu da kendilerine hizmetçi yaptılar. Sizin insanınız niye Rus himayesini istemiyor? Kötü de olsa Osmanlı'yı niye tercih ediyorlar? Yani niye Osmanlı toprağında bir Ermenistan kurmak istiyor? Bir Rus Ermenistanı var. Çarlık döneminden beri. Peki niye oraya gidip de Ruslara, ya nasıl olsa burada Ermeniler var, efendim biz de size katılalım. Rusya'da yüzlerce mil genişliğinde her zaman kolay göçülebilecek, yerleşilebilecek, mümbit
verimli, sulak, güneş gören ziraat arazileri var. Eğer Osmanlı Ermenisi Rusya'yı tercih etse de oraya gitse müreffeh bir hayat yaşar. Ruslar da onu bağırlarına basar. Osmanlı'yla niye uğraşıp duruyorsunuz? Demiş Nişan Karabetyan'a. Çok mühim bir soru bu efendim. Adam bilerek bilmeyerek yani bir yerlerde doğru yere parmak basmış. Rusya'yı tercih etseydiniz çok rahat bir hayatınız olurdu. Karabetyan dedi ki diyor bana Hamlin, Nişan Karabetyan. Evet, işte bu ahmaklıklardan dolayıdır ki ızdırap çekiyorlar. Ermeniler ahmaklık yapıyorlar. Gitseler keşke oraya demek istiyor ama arkasına gelecek bakın. Evet. Arkası. Aynı şeyi kabul eden başkaları da konuştum diyor Hamlin. Fakat hiç kimse bunu bir parti üyesi olarak tanımıyor. Cinayet ve kundakçılığın bulunduğu yerde şüphesiz sahtekarlık haklı bir iş olabilir. Eğer bir yerde cinayet çoksa, kundakçılık çoksa, orada sahtekarlık da olur. Olması lazım diyor. Bunun tabii neticesi oraya götürür insanı diyor. Türkiye'de komite Türkleri Protestan misyonerlerine ve Protestan Ermenilere karşı tahrik ediyorlar. Kim komiteciler? Kim hınçakçılar? Kim taşnakçılar? Ya bunlarla niye uğraşıyorsunuz? Bu insana ikna çalışıyorsunuz, ikna olmayınca tahrik ediyorsunuz, o da olmayınca tehdit ediyorsunuz, o da olmayınca suikastla öldürüyorsunuz. Niye Ermenileri öldürüyorsunuz ya? Geçin Rusya'ya, keyfinize bakın diyor İngiliz. Daha doğrusu Amerikalı. Bütün Merzifon karışıklıkları bu gayeye dayanıyor. Yani hadiseleri kaşımak, tahrik etmek, ortalığı karıştırmak. Sizin davanız istiklal ve huzur mu? Yoksa adamları öldüre 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 bir hal olmak mı? Bunlar komiteciler yani. Kurnaz, mesleksiz, cahil, evet ve çok da zalimdirler. Kim diyor? Nişan diyor. Nişan Karabetyan. Bu komiteciler var ya diyor Hamdine. Bunlar çok zalimdirler diyor. Kendi ırktaşlarından, aynı ırktan, aynı milletten ölüm tehdidiyle para vermelerini istiyorlar. Davaya yardımcı olun diyorlar. Vermezsen öldürürüz. Bu nasıl yardım? Bu nasıl ihanet toplamak ya? Arkadaş, adam dağ başında köyünden pazara alatosunu satmaya götürürken eşkıya yolunu kesmiş. Hayrola nereye demiş? Vallahi tosunu pazara götürüyorum. Satacağım, oğlana vereceğim. Düğünümüz var sonbaharda.
İşte ona çeyiz meyiz, ev eşyası falan alacağız o günün şartlarında. Diyor ki bu tosunu bana ver. Ağam nasıl veririm diyor ya. Bak arkadaş, ben bu yaşa geldim. Hiç de haram mal yemedim. Bu tosunu bana ver diyor. Veremem diyor. Haram da yememiş ya adam. Doğrultuyor tüfeği. Bu tosunu bana helal et, yoksa çekiyorum tetiği diyor. Aman ağam, aman al, helal, hoş olsun. Hah diyor ya. Bak ben şimdi helal olur bu tosun benim. Ve ölürken de vasiyet etmiş. Aman benim cenazemde, ölenin cenazesinde orada öyle adetmiş. Miras bıraktığı hayvanlardan birisi kesilip cenaze evinde ziyafet verilirmiş. Diyor ki benim en helal malım bu alatosundur. Çünkü sahibi benim gözüm önünde, ama silah çektim ama öyle oldu. Helal etti. Onu kesin de hiç olmasa ahirette rahat edeyim diyor. Ya bu eşkıyadan bir farkınız var mı sizin ya? Hadi buna güler geçeriz. Komiktir falan filan deriz, ama bu komikliğin içinde zulmedenlerin hangi kafada olduklarını da ciltlerle kitap yazdıracak nasihatler var. Çoğu zaman da bu yardım toplama işleri diyor nişan, garabetyan, cinayetlerle neticeli. Adam vermem diyor, verirsin vermem tak vuruyor. Aa ben böyle alırım. Adam gitti. Malı da onlar çöktü. Şimdi ne yapacak onun evlatları? Devlete gelecek. Efendim işte benim babamız filan böyle 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 filan öldürdü. Devlet de jandarmaya gönderecek. Yakalatacak. O da jandarmaya gelince hemen silahını çekip jandarmayı şehit edecek. Ondan sonra Türkler soyumuzu kırdı ya. Türkler soyu. Ya arkadaş, sen Ermeni olarak Ermeni davası için haksız yere öldürdün. Malını da çöktün. Mirasçılar da geldi, hakkını istedi. Ben senin teban değil miyim? Vatandaşın değil miyim? Bu adamdan şikayetçiyim. Ben de jandarmama gönderdim. Seni karakola götüreceklerdi. Sen jandarmayı da öldürdün. E olsun, ama jandarma da bizi belki öldürecekti. Belki. Senin öldürdüğün ortada. Ermeni soykırımının temelinde şu hadise var kıymetli dinleyenler. Bu anlattığım hadise var. Aynen. Her noktasında. Hınçakçı Komünist İhtilal Partisi'nin bütün çalışmaları, bütün faaliyetleri mümkün olduğu kadar hafif bir şekilde, yani çok kötülüklerini söylemeden açıklamaya çalıştım diyor Nişan Garabetyan. Robert Kolej müdürünü anlatıyor bunu. Ve bu komünist ihtilalci hınçağın kökü Rusya'dadır. Rusya'dan besleniyor. Onlar Rusya'da Ermeni değil, Osmanlı toprağındaki Ermeni'yi ayaklandırmak istiyorlar diyor. Bunları Rus altını, Rus zekası idare ediyor. Ceplerine biraz para koyuyor. Hadi oğlum, bundan göle maya çalın bakalım. Yoğurt olur mu olmaz mı? Bu maya olsun. 3 kuruş ceplerine para koyuyor. Gidin diyor Osmanlı Ermenilerini, yardım etmeyenleri öldürün. Osmanlı askeri öldü diye siz de üniformanızı Osmanlı askeri olarak yapın. Avrupa'da biz sizi gazetelerde resimlerinizi aldırırız, çıkartırız. İşte kıymetli dinleyenlerim, haftalık tarih sohbetimizin 1. bölümünü şimdilik reklam arasıyla şöyle hafif bir noktalı virgül koyuyoruz. Reklam arasından sonra 2. yani son bölümünde
beraber olmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM radyomuzun haftalık tarih sohbeti programının ikinci yani son bölümüne başlıyoruz. Yani bu programın son bölümü. Yoksa inşallah Teala bu programımız yıllardır devam ediyor. Etmesini de temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Sizler de dua edin ki bu güzel yayın organımız sadece benim programım için değil, bütün yayınları güzel olan radyomuz hep sesi çıksın. Hep insanlara huzur getirsin. İnsanları bir huzur etmek için bu yayını yapmıyoruz. Huzurlu edebilmek için bunu yapıyoruz. Bu memleketlerdeki bazı Ermeniler zalimce planlarını ve gerçek hallerini bilmeden vatanseverlikleri yüzünden onlara katılan saflar da oldu diyor. Ya hakikaten bak Ermeni davasına adamlar ne kadar fedakar bu hınçakçılar falan. Ama gel gör o fedakarlıklar neler yaptı. Yedi sülalesinin kökünü kuruttu. Biz Ermenilerin ıstıraplarıyla ilgilenirken, Protestan misyonerlerinin tamamen yok edilmesini, kiliselerin, okulların, İncil faaliyetlerinin tamamen yıkılmasını hedef alan, ustalık ve gayretle bu gayeye alet olmamak şarttır diyor. Buna alet olmayalım. Nişan Garabetyan diyor. Niye Protestan Kilisesi? Protestan Kilisesi olunca misyoner faaliyetleri. Halbuki bunu sonunda Rusya'ya yamayacaklar. Rusya'da da Protestan yok. Ortodoks var. Katolik gayet az. Amerika, İngiltere, Orta Doğu'da, Beyrut'ta bir yığın Protestan koleji açtı. Kaçak yollardan, bugünkü teröristlerin geçtiği yollardan oralara Doğu vilayetlerindeki Ermeni köylerinden muhtaç ailelerin çocuklarınızı okutup adam edeceğiz diye Beyrut bölgesindeki ve oradaki diğer şehirlerdeki Protestan kolejlerinde okutup Doğu Anadolu'da Protestan okulları açtırarak onları oraya öğretmen yaptılar. Peki Amerika'nın, İngiltere'nin niye bu gayreti vardı? Çünkü evet Ermenistan kurulmalı diyordu Batı. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika. Ama bizim kontrolümüzde olmalı. Bizim kontrolümüzde olmak için de bunların evvel emirde Ortodoksluğu tamamıyla terk edip Protestan olarak yetişmeler lazım. Hani siz insanların dinine, imanına karışmıyordunuz? İstediği şeye inanıyordu insanlar. Ha, onlar da biliyor ki dini inanç insanların
bir uçağa benzetirseniz pilot kabinidir. Ora mühim. Yolcular ne olursa olsun ama kabin yolunu bilecek, uçağı götürecek, selametle indirecek. İngiltere ve Amerika bir protestan Ermeni devleti istiyordu. Rusya da çekelim oradan demiyorlardı. Çünkü Rusya şimdilik böyle bir şeylerle oyalansın, Rusya'ya katılacakmış gibi yaparız ama biz oradan Rusya'yı geçirtmeyiz. Sıcak denizleri vermeyiz. Bugün diyoruz ki Yunanistan ne oluyor ya? Dede ağaçı bir Amerikan üssü yaptılar. Adamlar alışmış, alışmış kudurmuştan beter derler. Bu Akdeniz'e alışmışlar. Şimdi mavi vatan dediğiniz zaman canım vatanın mavisi yeşilim olur kardeşim falan filan. Burası benimle sular. İyi de baba kara suları var. Kıyılar var, sahiller var. Ne olacak bu iş? Bu da mavi vatan işte. Kendi ürettikleri serbestliği kendilerinin önünü kesiverince ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir defa da onu savunmuş oldular. Şimdi neredeyse Libya ile Türkiye'nin ortak vatan olarak tuttukları Akdeniz'deki adacıkta Amerika petrol aramak için Türkiye ile Libya'dan izin alacak. Navtex diyoruz, bitti. Navtex, tamam. Bunlardan uzak durmalı diyor Nişan Garabetyan. İçte ve yabancı ülkelerdeki misyonerler Hınç Akral'la birleşmekten çok sakınırlar. Sakınmaları da lazım diyor. Onlara yüz vermemeliler diyor. İyi de Hınçak niye şu anda Güney Amerika'da etkili bir halde? Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde etkili halde niye Hınçakçılar var? Niye şubeleri var? E ne yapalım diyor Amerika. Evet öyle ama yani bir gene onlar akıllı çocuklar. Rusya'yı terk edip bizim yolumuza giriyorlar. Onların zaten din iman endişesi yok ki efendim. Dini olmayanın din endişesi olur mu efendim? Olmaz. Cyrus Hamlin, Amerikan Misyoner Teşkilatı tetikçisi Hınçak Komitesi hakkında şu bildiriyi yayınladı. Ermeniler arasında ihtilalci Hınçak Partisi'nin yangıncı, yani yangın çıkarıcı demek, yangıncı, ihtilalci gayelerini şöyle bir düşünürsek, göz önüne alırsak, Massachusetts Misyoner Merkez Cemiyeti bütün ilgilileri bu partiye hoşgörü ile davranmamaları için sakın sakın Hınçakçılara, hoş daşnakçılara hoşgörüyle yaklaşmayın. Korona. Korona var, korona. Bunun maskesi de yok diye hep uyarmıştır diyor. Kıymetli dinleyenlerim, bu Ermeni hadiselerinin ilk başlangıcı Erzurum isyanıdır. Yani birçok propagandalar yapıldı, insanlar öldürüldü ama
iş açığa çıkması, ortaya dökülmesi, yani isyanın da resmiyeti olmaz da, efendim, bir resmiyet kazanması, işi ilk defa Erzurum'da başlatıldı. Erzurum, coğrafi bölge olarak birçok tarihi hadiselerin kesiştiği yerdir. Askeri stratejide Erzurum baş yaylası denir. Palandöken dağları Güney ve Kuzey Anadolu arasında bir su kesim hattıdır. Palandöken dağlarının güney yamacından çıkan sular güneydoğuya doğru akar. Kuzey yamacından çıkan sular da kuzeye doğru akar. Ama bunlardan bir Fırat vardır ki Fırat bu hasrete fazla dayanamaz. Erzincan'dan sonra döner aşağıya Murat suyuyla birleşip Fırat olarak Urfa, Şanlıurfa, Biricik ilçesi hudutları içinde Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapar. Demir yolun altından. Burası birçok kavimlerin göçüp konduğu, tekrar kalkıp başka yere konduğu bir merkez istasyonuydu. Ermeniler bu bölgedeki böyle işi başlatmalarının sebebi Ararat dedikleri, Eçmiyazin dedikleri, kendileri için dinen çok kıymet verdikleri Ağrı Dağı'nın, tabii Ağrı bir küçük Ağrı var, bir büyük Ağrı var ama ikisi beraber Ağrı'dır. Ağrı Dağı'nın dahil olduğu bir bölgenin Erzurum'a doğru biraz Anadolu'dan yer alması demektir. Bunun da sebebi Trabzon'u da içine katabilmek, yani Rus toprağına bu hınçakçılar, taşlakçı bunları katacaklar. Katacaklar da yani Karadeniz kıyısında da bir yerler olsun. Yani Rize'yi katsınlar, Trabzon'u katsınlar. Bari geldiler, Giresun'da katıversinler canım. Ordu da olsa olur yani. Kaymaklı kadayıf. Varsın Samsun'a ulaşsınlar. Ne kadar kolay efendim. Yani yurt paylaşma böyle kağıtlarla, diyetlerle falan olmaz. Ecdadımız Anadolu'yu yurt edinirken kan döktü, ter döktü, kendi kanını döktü. Ve hep iyi komşuluk münasebetleri kurmak suretiyle geldiği yerdeki insanları rahatsız etmedi. Onlara fevkalade ahlaki zenginlikler sunmaya çalıştı. 20 Haziran 1890'da ilk Ermeni isyanı, hadi resmen diyelim gene, Erzurum'da başlatıldı. Şöyle başladı. Hani emareleri var da bir yerden bir düdük çalacak, başta düdüğü çalacak. Erzurum valisi Samih Paşa'ya ve devletin diğer inzibati işlerine de bakan görevlilerine istihbaratlar gelmeye başladı. Ya Erzurum'daki Ermeniler bir faaliyet içindeler. Yabancı Ermeni de çok görüyoruz. Ha olur muydu? Olurdu. Misafirete gelir, akrabasını ziyarete gelir ama bu
Erzurum Ova köylerindeki Ermeniler de Erzurum'un içine gelmeye başladılar. Ve bunların peşine düşen devlet görevlileri Ermenilerin Trabzon limanından Rusya'nın, İngiltere'nin gönderdiği silahları oradaki tahliye hamalları vasıtasıyla gizlice bir tüccar malıymış gibi ayrı bir antrepoya diyelim, bir depoya konuyor ve oradan da gene gizlice ziganaları geçip Kop Dağları'ndan Bayburt üzerinden ki bugün dahi Kop Dağları'nda yolculuk biraz meşakkatlidir. Her ne kadar birçok güzel tüneller yapılıp yollar yapılmış olsa dahi coğrafi şartlardan dolayı efendim asfaltı dökerseniz İzmir civarında Ege'de asfalt kolay kolay eskimez, kırılmaz, parçalanmaz. Ama sıcaklık iniş çıkışları çok olduğu için Doğu Anadolu bölgesinde asfalt kendi kendine bile çatlar efendim. Haydi o çatlak ilerler, tamir et bir daha, tamir et bir daha. Tamire gidersin aman yol bozulmasın diye. Asfaltın tamirinin bir mevsimi vardır. Dış suhunetin uygun olması lazım sıcak asfalta. Yani meşakkatli bir şeydir. İşte bu meşakkatli yerleri nasıl geçtiler? Dronlarla mı geçtiler? Nerede dronlar? Ve Erzurum'da bir yerlere bu mühimmatı, cephaneyi yani ve silahlarını depo ediyorlardı. Baktılar ki bunları Sansaryan okulu var orada. Sansaryan tanınmış bir zengin Ermeni. İstanbul'da da Sansaryan Han vardı. 4. Vakıf Han'ın hemen yakınında ve orada yani 27 Mayıs sokağı mıdır, caddesi midir öyle bir isim de var. Niye 27 Mayıs koydular orayı? Yani 90 ihtilali ile ilgili niye koydular bilmem. Ama o sırada orası da emniyet tarafından kullanılıyordu. Katların normal kat yüksekliği bizim şimdiki oturduğumuz binalara göre 2 misli falan. 4 metreden daha fazlaydı. Fazladır. Şimdi de kimler kullanıyor bilmiyorum. Erzurum'daki Sansaryan okulda bazı kiliselerde depo etmeye başladılar silahları. Temmuz ayında, Haziran'da geldi, bir ay geçmeden daha, Haziran'ın sonuydu, zaptiye ve polislerle kilisede devlet arama yapmak istedi. Fakat devletin bu planından devletteki bazı gafil idarecilerin veya elemanların bilerek veya bilmeyerek ihanet etmesiyle devletine Ermenilere haber uçuldu. Aman dedi, kiliselerde belki onlar da depo edildiğini yakinen biliyordu. Arama yapılacak filan gün şu kadar insanla. Arama nasıl engellenir? Mesela Taksim'deki gezi olaylarında ne yaptılar? Polisi suçlu düşürmek için kurdukları eylemcilerin çadırlarına ateş attılar. Çadırları yaktılar, devirdiler kışkırtmak için. Aynı adamlar. Aynı fikir. Yıkıcılık deyince zaten yıkıcılık. Bir, kazmayla küskü. Ama öyle ama böyle. Ve buralardan arama yapılacağını Ermeniler öğrenince önceden gürültü
çıkartarak, patırtı çıkartarak, efendim devlet arama yapacakmış, neye arayacakmış, bizi suçlayacaklar, yalan yere bizi hapislere atacaklar, Ermeni'ye zulmediyorlar, Avrupa'da bize hiç bakmıyor. Bak hemen Erzurum'daki bir arama yapma devletin niyeti nerelere geliverdi kıymetli dinleyenlerim. Ve karşı koymaya hazırlandılar. Emir verilip de arama yerine ekipler gelince oraya gelen askerlere, birliğe ateş açtılar. Bir subayımızı, iki erimizi, bir de polisimizi şehit ettiler. Kilise arandı. Bu olayı gören bir Ermeni şöyle diyor. Hatıra anlatıyor sonra. Sansaryan Okulu kurucusu 1890'da öldü. O sene ölmüş o okulu kuran. Kendisinin ruhunun istirahatı için ayin yapıldı. Bu dini bir terim diyelim onların. Biz ne yapıyoruz? Biz haklarınızı helal ediniz diyoruz. Herkes de ettik diyor. Sonra da Fatiha okuyoruz. Ama o şöyleydi, insanların en tatlısıydı, onun gibisi yoktu. Hayata doyamadan öldü. Dinimizde böyle cenaze başında nutuk vermek yok. Peki din görevlileri ne diyor? Ne desinler? Hatta bazıları da yani ilk defa kamera mamera görünce azıcık daha uzatıyor o işi. Cenazeye iştirak edenlerin devletteki görevlerine göre de daha tunturaklı şeyler söylemeye çalışıyor. Bak ne kadar da aydın adammış desinler diye. Yapmayalım canım. Yapmayalım. Dinimizi sadece Allah Teala'nın rızası için sevelim ve emrettiği yolda gidelim. Onun kullarına yararlanmak için Allah'ın yasakladıkları şeyleri lütfen ortaya koymayalım. Bir kötü alışkanlığı, bir bid'atı çıkarmak kolaydır. Ama o bid'atı söndürmek için yıllar geçmesi lazım, yıllar. Kıymetli dinleyenlerim, böylece Sansaryan ölmeden önce hükümete okulda bir silah atölyesi olduğu haberi verilmişti. Balıklı Rum Hasarası da İstanbul'da da vardı silah atölyesi. İkinci Mahmut Han'ın izniyle kuruldu. Ama 1890'daki öyle devlet izni falan değil. Sansaryan okulunu yaptıran adam bir atölye kurdurmuş. Peki bu kimse neydi? Ermeni zenginiydi. %90 ihtimalle bu Sansaryan böyle okul, hayır, haserat kendi inancına göre şeyleri önem veren kimse. Ona dediler ki buraya sen, bak kimse sana bir şey demiyor, zenginsin. Buraya bir silah atölyesi kur, bu atölyeyi biz işleteceğiz. Sesi gidip çıkarma, yoksa malını, mülkünü ve hayatını elinden alırız dediler. Ve böylece o atölye bu hadiseler sebebiyle isyancılara yerli silah yetiştirmeye çalıştı. Hey. Bu haberi verenler efendim Katolik papazlarıydı. Katolikler Ortodoksların muvaffak olmasını istemiyorlardı. Halbuki Ortodokslar Hristiyan olarak İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dini onun tebliğ ediş haline
çok yakın olarak inanıp anlıyorlardı. Katolikler ise bir adım öte giderek havarilerden aleyhirrahbe havarilerden dönüp patrikleri, papaları, papazları da artık onların vekili, o onun vekili, o onun vekili, köy papazı da günahları affetmeye başladı. İşte bu Katolikler Ortodoksları sevmiyorlardı. Bunlar bizim dinimizi bozuyorlar diye. E tabi insanlar cahil din adamlarının elinde oyuncak olur. Demez ki ya sen Allah'a nasıl vekil olursun ya? E o zaman sen bir yağmurları durdur bakalım. Hadi Papa, Patrik, yağmurları durdur. Yağmur yağmıyor, kıtlık var. Hadi bir başlat bakayım. Başlat. E canım ya, ben vekilim ama o kadar da vekil değilim. Yani böyle saçma şey olur mu? Efendim, bu isyanın nerelere kadar uzadığını anlatacağız ama süremizi doldurmuş olduk. İnşallah bundan sonraki programımızda ilk Ermeni isyanı Erzurum'da nelere mal oldu onu hep beraber göreceğiz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim. Tarih Sohbeti.